Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz Danya Hanım'ın kanalına. Değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim, arkadaşlar sıcaklar bastırdı, yaz aylarımız geldi. İnanın gerçekten size en doğalından, en sağlıklısından limonata tarif vereceğim arkadaşlar. Hemen malzemelerime geçiyorum. Bakın burada benim 10 adet limonum var, 2 tane de portakalım. Portakalım hemen hemen eşit ama limonlarım eşit değil arkadaşlar. Büyüklü küçüklü. Yani 3-4 tanesi büyük, 3-4 tanesi atıyorum küçük mesela. Ona göre seçer alırsınız. Ben elimde bunları şimdi değerlendireceğim. Sade limona da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama portakallı da yaptım. Çok güzel oluyor. Size de böyle bir tarif vereyim. Önerim olsun. 1,5 klasik su bardağı da şekerim var. Bunu azaltıp çoğaltabilirsiniz de siz ekşilik tatlılık oranına göre ya da balla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu benim sürahilim 1,5 litre su alıyor. Ama şimdi hazırladım yanıma. Yalnız su ölçüsünü size arkadaşlar limonlarımı yaptıktan sonra, yani limonun bazen sulu çıkabiliyor, bazen susuz olabiliyor. O ekşilik oranına göre ne kadar su kattıysam söyleyeceğim. Zaten videomun altına da açıklamalı yazıyorum arkadaşlar artık. Kasem rendem. Bakın arkadaş, şu portakalın kabuğunu rendeliyorum. Ama rendelerken mesela şu beyaz yeri oluyor ya, bakın şu limonda göstereyim. Mesela limonun kabuğunu rendelerken şu beyazını rendelemeyeceğiz arkadaşlar. İşte limona rengini bozan, acılık veren beyazıdır. Bunların böyle hepsinin limonunda, portakalında şu şekil kabuklarını rendeleyeceğim. Sonra öbür aşamaya geçeceğiz. Bütün kabuklarını, hepsini rendeledim. Beyazlarını rendelemedik tabi. Buraya koydum. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Biraz buradan şekerimden alacağım. Güzelce şekere yedireceğim. Karıştıracağım burada bunu. Bunu böyle bir kıyıda bekleteceğiz. Azıcık bu kabuklar şekerle yumuşasın. Tadı değişsin. Biraz hani salsın suyunu derler ya, ne kadar salar bilmiyorum da. Şimdi bazen biraz fazla salıyor, bazen az salıyor. Bunu böyle burada arkadaşlar bekletiyoruz. Bunu böyle kıyıya aldım. Şimdi hemen buraya geç. Bu şekil, bakın arkadaşlar. Bu portakalı bir göstereyim. Şu beyazı alıyoruz. Aynı şekilde kameramı da kontrol edeyim arkadaşlar. Hep kaydırıyorum çünkü bu sıralar nedense. Kaç tane videomu o yüzden çöp ettim. Böyle. Bakın şu beyazı alacağız arkadaşlar. Şunu. Şu beyazı bırakmayacağız. İşte limonatamızın hem sarılığını vermeyen hem de acı yapan tarafı bu. Bunları böyle alıyoruz. Evet arkadaşlar, bakın limonlarım kabuklarını soydum. Güzelce bakın. Burada da bu bayağı böyle yumuşadı. Şekerini kabuğu içine aldı. Bunun üstüne şimdi arkadaşlar böyle limonlarımı doğrayacağım. Evet arkadaşlar, doğradım hepsini. Bu şimdi kalan şekerim de bu şekil üzerine döküyorum. Ve bunu adam akıllı, hani o kabukları, küspesi çıkana kadar arkadaşlar şöyle şekerimle beraber, içinde de zaten limon kabukları da, hepsini böyle yoğuruyoruz. Yani eziyoruz. Şeyle de ezebilirsiniz. Patates ezeceğiniz varsa onunla da daha çok bastırın, ezin. Ben her ikisini de yapıyorum. Elimle de, onunla da. Yani şu kabuklar çıksın. İçindekiler kalmasın suyu. Ben şimdi bunu bayağı böyle bir yoğurayım arkadaşlar. Size göstereceğim yine. Evet arkadaşlar, bakın iyi bir ezdim. Elimle adam akıllı böyle bir yoğurdum. Hani gördünüz zaten, mıncıkladım. Bir de bununla da böyle patates ezeceğine de kalanlar. Çünkü kalmasın arkadaşlar, yazık, ziyan olmasın. Sade küspesi kalıyor. Onun içi
suyu çıktı. Alın size arkadaşlar, bakın işte orijinal, katkısız ve çıkan rengi de zamanla, şimdi zaman aşamasında göreceksiniz. Şöyle bunu süzdürüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın sıktım, bitirdim. Böyle ne kadar çıktı dersiniz değil mi? Şimdi burada suyum var demiştim ya, 1,5 litre. Bakın o ne kadar su alacak. 1,5 litreyi döktüm. Birazı da tabi. Bakın şimdi ben bunun tadına bakacağım arkadaşlar. Eğer su istiyorsa ilave edeceğim. İstemiyorsa ilave etmeyeceğim. Tabi ekşilik, tatlılık oranı da size kalmış. Gene size açıklamada yazacağım arkadaşlar. Bakalım rengi nasıl gözükecek bardağımızda, sürahimizde. Ben orijinal, katkısız limonatamı yaptım. Videomu izleyerek bu şekilde yaparsanız inanın çok memnun kalacaklarsınız. Gördüğünüz hiçbir şekilde katkı yok. En doğal rengi. Böyle bir sürahi çıktı. Bu sürahimden bir küçük daha sürahim çıktı. Nereden baksanız yani 3 litre bir limonata çıkmıştır. Ölçü almadım ama yaklaşık o kadar. İnanın yapın, dolabınıza koyun ve çocuklarınıza sağlıklı, taze taze içirin derim arkadaşlar. Bir de tadına bakayım şimdi. İsterseniz böyle nane de atabilirsiniz. Yoğururken nane ile de yoğurabilirsiniz. Nane aromalı seviyorsanız. Harika. Benim kızlarım çok seviyor. Hele ışığım hastası. Şimdi dolaba koyacağım, bir de soğusun. İnanın çok lezzetli ve çok güzel. Başka videolarda buluşmak üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın.